Hello, everybody. My name is Alice Sharp. I'm the director and founder of an organisation from the UK called Invisible Dust. And my organisation works between arts and scientists. And we look at the climate change and environment. We're based in the UK and we work internationally. So at Invisible Dust, I work in Malaysia, I work here in Turkey, I work in Finland, but also we do projects in the UK itself. I'm also very proud to say I'm the curator of Matt Kolisch's Arrhythmia exhibition, and we're here at Borazan Contemporary, and the exhibition continues until September. So if you haven't seen the exhibition, I really encourage you to come. Matt is a wonderful artist. He became famous at one of the 1990s young British artists, but in fact he's now focusing a lot more on social concerns, and in particular he's looking at humans' relationship with nature. Now throughout this talk I will be referring to Barış, who's going to do translation, so I think I'll just pass over to him at this point. Merhabalar, ben Aris Sharp. Ben İngiltere'de aktif olan bir sanat ve iklim kuruluşu olan Invisible Dust'ın hem kurucusu hem de yöneticisiyim. Bizim kurumumuz sanat ve bilim alanına odaklanıyor. Özellikle iklim değişikliği ve çevre konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Invisible Dust olarak, yani benim de içinde bulunduğum çalışmalar Malezya'da, Finlandiya'da, Türkiye'de ve tabii İngiltere'de hali hazırda sürmekte. Yani uluslararası bir kurumuz. Aynı zamanda da Borazan Contemporary'de hali hazırda sergilenmekte olan Matt Kolisch'in Aritmi sergisinin de küratör olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Eğer görmediyseniz mutlaka Matt Kolisch'in sergisini görmenizi öneririm. Matt Kolisch bildiğiniz gibi 1990'larda genç Britanyalı sanatçılar ekolüyle beraber aslında ismini duyurmuş bir isim. Gerçekten müthiş bir sanatçı. Son dönemde daha ziyade sosyal konulara odaklanıyor. İnsan ve doğa ilişkisine odaklanan bir sanatçı. So thank you very much for Cymru and team for inviting me to curate this exhibition but also work with you on this talks program. We are due to talk about sensing the future. And the slides behind are going to just rotate as we're speaking. It's not a formal presentation, just to give some visual background. And the one you've just seen is obviously the Arrhythmia exhibition itself. And then the other two sets of slides are both from the speakers who we've got today. We have a really exciting opportunity today to do actually what my organization does, which is to bring leading figures from the world of art and the world of science together. We're going to uncover some new ideas, create future possibilities in a world that has to face climate change. Öncelikle Kumru Hanım'a ve ekibine beni davet ettikleri için teşekkür ediyorum. Beraber sizle bu sohbet programını gerçekleştirmek benim için büyük bir mutluluk. Bugünkü konumuz bildiğiniz gibi yarınları duymak ve Aritmi sergisi bağlamında gerçekleşen üçüncü sohbetimiz. Bu arada sohbet sırasında arkada slaytların geçtiğini göreceksiniz. Bu formal bir sunum değil. Daha ziyade size bir arka plan vermek için aslında seçtiğimiz slaytlar. Bunlar gerek Aritmi sergisinden gerek de iki değerli konuşmacımızın çalışmalarından alınmış aslında görseller. Bugün gerçekten çok güzel bir fırsatımız olduğunu düşünüyorum. Tam da aslında benim kuruluşumun Invisible Dust'ın alanına tekabül eden bir sohbet gerçekleştireceğiz. Çünkü biz Invisible Dust olarak dünyanın farklı noktalarından sanat ve bilim alanından önemli isimleri bir araya getirip geleceğe yönelik aslında tartışmalar yürütüyoruz. Great. So, first of all we have Gunishin Oya Adamesh, and she's an artist and environmentalist who runs the One Seed Foundation and Contempi Regeneration Community Project. Hold on, Gunishin, because I'm going to introduce Mirahem and then ask you both a question. So these slides that we've got at the moment are Gunishin's slides. Do you want to just introduce her and then I'll go on to Mirahem? Yes. Bugünkü ilk konuğumuz Gunishin Oya Aydemir. Kendisi bir sanatçı ve çevreci aynı zamanda. Bir Tohum Vakfı'nın kurucusu ve aynı zamanda Çamtepe Onarıcı Topluluk Projesi'nde önemli bir rol oynuyor. Ve şu anda arkamızda gördüğünüz slaytlar da Gunishin Hanım'ın çalışmalarıyla ilişkili. Gunishin is an eminent figure who has tirelessly campaigned for organic and sympathetic farming and food growing,
respecting our place with nature. Do you want to just Güneş'in Hanım son derece önemli bir figür olarak özellikle organik ve sempatik tarım alanında çalışmalar yürütüyor ve doğayla, yani insanlar olarak doğadaki konumumuzu saygıyla yaklaşan bir aslında gıda üretimi pratiğine yönelik çalışmaları var. Wonderful. And from the science side we have Murahem Baljar, professor of marine biology. He looks at different types of algae. So the positive stuff on algae is one in every two human breaths comes from algae. But also, unfortunately, we have the negative. And Murahem pioneers research on the famous Marmara Sea toxic algae blooms, which can even be seen from space. Bilim tarafından ise aramızda bugün Doktor Muharrem Balcı var. Kendisi deniz biyolojisi alanında çalışmalar yapıyor ve farklı alg türlerini inceliyor. Algler dediğimizde bildiğiniz gibi bir olumlu tarafı var. Çünkü insanlar olarak aldığımız her iki nefesten bir tanesi aslında algler tarafından üretiliyor. Fakat işin bir de negatif tarafı var. Muharrem Bey özellikle Marmara Denizi'nde bazen uzaydan bile görülebilecek boyutta olan bu toksik alg çoğalmaları üzerinde çalışıyor. So Matt's work reminds us that one of the things that art brings to this discussion is how we experience nature through our senses. We hear, we see, we taste, and we smell nature. If you walk along the Bosphorus here, you smell the salt, you feel the wind, and you hear the waves. Matt Kolishov'un çalışmaları aslında bize özellikle sanatın farklı boyutuna bakma şansı sunuyor. Yani biz doğayı algılarken aslen duyularımızı kullanıyoruz. Yani bu anlamda doğa bizim duyduğumuz, gördüğümüz, işittiğimiz, kokladığımız bir varlık. Tabii ki ve bugün yani Boğaz kıyısında yürüyecek olsanız da aynı şekilde burnunuza tuz kokusu gelecektir, rüzgarı hissedeceksinizdir ve tabii ki dalgaları duyacaksınızdır. And the title of this talk is Sensing the Future. So Gunishin, how do you feel as an artist? What does art bring to your senses of nature? Bildiğiniz gibi bugünkü konuşmamızın konusu da yarınları duymak. Öncelikle Güneş'in Hanım'a sormak istiyorum. Sizce, yani siz de bu şekilde bir deneyim paylaşıyor musunuz bir sanatçı olarak? Yani sanat bizim doğayı deneyimleme şeklimize nasıl bir katkı sunuyor? Thank you, Alice, for this question, and thanks for everybody who came here to listen. Actually, I trained as a scientist. I studied biology in university, and more than 25 years, I worked with the science language, and then on the climate issues, ecological crisis issues, and all of in this period, I tried to bring the voice of nature to the human populations. I believe that, and now at that point, you said I'm an artist. I believe everybody has got an artist inside. And I think we need, in this time of world, in the crisis period of the world, we need artistic transcription of science to affect our future. And what do you feel about that kind of sense of what art can bring to understanding nature in a much broader sense? Do you find when you're looking at nature, because you organize this amazing eco camp which is off-grid, uh-huh, you can come and experience nature, what is it about understanding nature which is different from other things? If you go to the cinema, if you go to a shopping mall, mm-hmm, you have a very different sense. So what does art bring to our understanding of nature in this idea of bringing in the senses? Öncelikle çok teşekkürler Alice, dedi Güneş'in Hanım soru için. Herkese de buraya geldikleri için teşekkür etmek istiyorum. Ben aslında bilim eğitimi aldım, biyoloji alanında çalışma yürüttüm. 25 yıl kadar bilim üzerine çalışma yaptım. İklim ve ekoloji krizine odaklandım. Aslen doğanın sesini insan topluluklarına taşımaya gayret ettim. Fakat bir taraftan da bir sanatçıyım.
herkesin içinde bir sanatçı olduğunu düşünüyorum. Ve içinden geçtiğimiz, yani dünyanın krizlerle şekillendirildiği bu dönemde özellikle sanatsal reçetelerin, sanatsal formüllerin bilim nezdinde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Daha sonra Alice tekrar bir soru sordu. Yani sanatın genel olarak bizim doğayı algılamamızdaki etkisi nedir? Yani bu yani işte diyelim bir sanat üzerinden doğayı anlamak, işte alışveriş merkezi veya hayatın başka noktalarında doğayla karşı karşıya, hayatla karşı karşıya gelmek arasında nasıl bir fark var? Well, the first difference that is the direct experience. Nature serves us many opportunities to have a sense of oneness, and if we can adapt ourselves, our actions, our thoughts to the nature, then we can easily experience our nature inside. And it is very, we have got many scientific proofs on that. For example, forest bath is a very, very nice area. So when you sit down under a tree, then our blood pressure, the hormones, they are all in tune, coming in tune with natural dynamics. İlk olarak aklıma gelen öncelikle bir doğrudan deneyim söz konusu. Doğa bize aslında bu anlamda çok önemli fırsatlar veriyor. Öncelikle bir teklik, birlik hissi yaşamamızı sağlıyor. Burada önemli olan gerçekten eylemlerimizi ve düşüncelerimizi doğaya adapte etmek, doğayla ahenkli kılmak. Bu anlamda içimizdeki doğayı keşfetmek. Bunun bilimsel kanıtları da var. Örneğin çalışmalara göre bir insan kalkıp bir ağacın altında oturduğunda kan basıncı olsun, hormonlar olsun çok daha uyumlu, ahenkli bir hale geliyor. Yeah, that's really lovely, and I just want to note that lovely comment you said about the nature inside, because that's a lovely, special kind of feeling when I hear that those words. You know, it's an important thing. And also, maybe I can add from an etymology that heal, whole, and holistic—they are all coming from the same source, I think. So when we are sensing, we have got feelings with the whole of the nature as a whole, then nature and our nature start to heal. And this is just because of that it's holy. All of these three words are connected by the source. Çok hoş, özellikle içimizdeki doğayla ilgili sözün gerçekten benim için çok çarpıcıydı. Evet, bir de şunu da eklemek istiyorum. Etimolojik olarak da aslında bir bağlantı var. Mesela İngilizce'deki heal, whole, holistic kelimeleri hep aynı kökten geliyor. Yani biz duyularımızla doğayı, doğanın bütünlüğünü algıladığımızda aynı zamanda bu bizim üzerimizde bir tür şifa etkisi yaratıyor. And Murahem, what do you think about this? As a scientist, and when we saw you there in the pictures with your waders and your special kind of jars and your testing, you look at these environments, you look at data. It's a lot about adding numbers. Do you actually use your senses? Muharrem Bey, siz de bir bilim insanı olarak nasıl bir perspektife sahipsiniz? Az önceki fotoğraflarda sizleri gördük, işte çeşitli kaplar kullanarak testler yapıyorsunuz, farklı çevreler üzerinde inceleme yürütüyorsunuz. İşin tabii ki veri tarafına, sayı tarafına daha çok odaklanıyorsunuz. Sizin perspektifiniz nedir? Yes, firstly, as a biologist, we evaluate the richness, biodiversity. Biodiversity in the nature is means richness. So what the mean is richness? Thousand species, from micro to micro, from bacteria to trees, etc. So we measure the biodiversity in the natures, and then we evaluated this richness for us. And then when I combine the arts with this area, I can explain like this. For example, we explained the importance of the biodiversity to people. We try to explain why biodiversity is important for us, why biodiversity is important for nature. Because for food web, for oxygen, and carbon absorption, etc.,
all of them, for all of them, biodiversity is very, very important. But sometimes this explanation can be very scientific, so people couldn't be understand. But arts in that point is can be very important. I can explain biodiversity with arts. For example, a piano have 88 keys. It means every case means for me one species, one unique species, culture, etc. If you destroy the species in the nature, you should imagine that you destroyed the case of the piano, and then you have one case. So can you imagine you try to create music with by one case? For example, do. When you try to play, you can create music like this, do, 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 do. So it means if you destroy the biodiversity, if you destroy the richness in the nature, so it can be like the one case of piano. Öncelikle ben bir biyolog olarak tabii ki biyoçeşitlilik üzerine çalışıyorum. Biyoçeşitlilik aslında doğadaki zenginlik anlamına geliyor. Elbette doğada binlerce tür var. Makro, mikro türler, ağaçlar, bakteriler. Biz aslında bu zenginliği ölçmeye çalışıyoruz. Burada sanat nerede aslında resmin içine giriyor? Biz elbette biyoçeşitliliğin önemini insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Oksijen açısından çok önemli, karbon emilimi açısından çok önemli biyoçeşitlilik. Fakat bazen bizim açıklamalarımız fazla bilimsel kalabiliyor. İşte burada sanat devreye giriyor. Şöyle düşünebiliriz, yani bir piyanonun 88 tane tuşu var değil mi? Bu aslında aynen doğadaki türler gibi. Yani eğer bu tuşların bazılarına zarar verecek olsak, bazılarını yok edecek olsak, diyelim tek bir birkaç tane tuş kalacak olsa tabii ki bununla müzik yapamazdık. Mesela sadece do tuşuyla diyelim bir eser çalmaya çalıştığınızı düşünün. Olacak bir şey değil tabii ki. Ve biyoçeşitliliğin kaybı da tam bu tür bir aslında tehdit anlamına geliyor bizim için. Yeah, and continuing from that, Murahem, one of the things that I've learned through working with you, and just to say, Murahem also met with Matt Collisher as part of his research for the exhibition here at Burazan. One thing I learned was this amazing notion and fact that the Marmara Sea has got such an incredibly important environmental significance, because it has these two, it's almost like two seas running in different directions. And when I tried to imagine this, I was imagining in my head this massive, massive, massive water all going in one way, and then another massive water in the same sea going the other way. And actually, what it made me realize is that in order to understand nature, we have to use our imagination, even on science. We still need our imagination. Would you like to explain to us a little bit, and maybe we can find the map? Great, well done. Excellent. Why the Marmara Sea is so important, and also this notion of to understand that we actually use, need to use our imaginations. Muharrem Bey, aslında sizlerle çalışırken çok şey öğrenme şansım oldu. Bu arada Muharrem Bey, Matt Collishaw'la beraber aritmi sergisi üzerinde çalışma da yürüttü. O sırada sizden öğrendiğim bilgi Marmara Denizi'nin çevre açısından çok önemli olduğuydu. Marmara adeta iç içe geçmiş iki deniz gibi. Bir taraftan bir su kütlesi yukarıdan hareket ederken daha alttan da başka bir su kütlesi hareket ediyor. Dolayısıyla bu da beni şu soruya getiriyor. Yani doğayı anlamak için tabii ki bilim önemli, ama bir taraftan da sergide de geçtiği gibi tahayyüle, hayal gücüne de ihtiyacımız var sanırım, değil mi? Tam da bu bağlamda aslında harita üzerinden de belki konuşabiliriz. Yes, firstly I can say that Sea of Marmara is a unique marine ecosystem in the world. It's very, very unique. Because of that, in the upper part of the Marmara Sea, Black Sea waters pass through the Turkish Bosphorus system. Bosphorus and Dardanelles pass to Aegean Sea, Mediterranean Sea. And then in the bottom layer, Mediterranean-originated seawater, after the 25 meters, directly past the Marmara Sea via Dardanelles. And then during the 6 years, stayed in the Sea of Marmara and then past the Black Sea on the bottoms. So it means in the Sea of Marmara, there are two different marine ecosystems. In the upper parts, approximately 20-25 meters, Black Sea originated water,
In the bottom part is a Mediterranean originated seawater. So it means Marmara Sea has a species diversity, biodiversity is very, very rich because of that. Because there are two different marine ecosystem. Also, I want to add another important things. For example, golden horn. Golden horn is also very unique in the world because generally Eastern habitats like as a golden horn in the world has two different water ecosystem. Some part of fresh water, some part of marine. Just two different water ecosystems. But in the golden horn, there are three different water ecosystems. Black Sea, Mediterranean and also fresh water is also very unique. Öncelikle şunu vurgulamak isterim. Marmara Denizi gerçekten dünyada eşsiz bir ekosistem. Marmara Denizi'nin üst kısmı aslen Karadeniz'den gelen sulardan oluşuyor. Bu sular tabii ki Boğaz'dan daha sonra Çanakkale üzerinden Akdeniz'e geçiyor. Alt kısmı ise yani 25 metrenin altı ise Akdeniz'den gelen sulardan oluşuyor. Bunlar da tabii ki Çanakkale üzerinden Marmara Denizi'ne ulaşıyor. Yaklaşık 6 yıl Marmara içinde kaldıktan sonra da buradan Karadeniz'e geçiyor. Dolayısıyla Marmara aslında iki farklı deniz ekosistemini birleştiriyor. 25 metrenin üstünde Karadeniz, 25 metrenin altında Akdeniz suları gibi düşünebiliriz. Tam da bu nedenle çok yüksek bir biyoçeşitlilik içeriyor. Hakeza Haliç de eşsiz bir alan. Normalde Haliç gibi formasyonlarda iki farklı ekosistem olur. Birisi tatlı su, birisi tuzlu su tarafından şekillenir. Haliç'te ise üç farklı ekosistem var. Birisi Karadeniz, birisi Akdeniz, birisi de tatlı su ekosistemi gibi ifade edilebilir. Brilliant. That's just, I mean, to get your head really to understand that as human beings, we have to use our imagination. I mean, you cannot really understand. And looking at the map, because I was when you first explained it to me, I found it hard. Now I've got the map, I can understand how the flows of water have happened. And that's all natural, that's what nature is doing. And what you study is algae. So do you want to say what's happening to the algae in the Sea of Marmara? I think that maybe that's useful for people to understand in terms of the environmental context here, if that's okay, Gunishan, and then we'll come back to, yeah, is that okay? It's just really important, I think, here, because we are sitting on the Bosphorus, so it is our local context to the gallery. Bunu insanlar olarak kavramak için gerçekten tahayyüle, hayal gücüne ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Kendi adıma ilk başta bunu anlamakta zorlanmıştım. Fakat daha sonra harita üzerinden bakınca ve sizle konuşunca bunu anladım. Bu bağlamda aslında biraz da Marmara Denizi'nde algıların önemine gelebiliriz. Ondan sonra Güneş'in anıma sözü vereceğim ama hazır tam da Boğaz'ın kenarında otururken önce Marmara Denizi'nde algıların öneminden biraz bahsedelim diye öneriyorum. Yes, algae or microalgae, or we call it phytoplankton. These microorganisms, photosynthetic microorganisms, like as a plant in the land, in the nature, in the seawater, in the lakes, freshwater, in the soils, there are nutrients, like as a nitrogen and phosphorus, or organic waste materials destroyed by bacteria. Bacteria conserve the destroyed organic materials to produce inorganic materials. It means for us nutrient, like as a fertilizer. Algae used to fertilizer to product organic biomass for food webs to produce oxygen. Because of that, they are very important. Because our waste materials from land, from municipality waste waters, every time reach the sea waters, coastal areas. So if these microorganisms completely destroyed in the oceans, easily I can say that life completely vanish on Earth. Because now, in theoretically, 40% of the oxygen in the Earth produced by these microorganisms. Because of that, they are is very, very important for marine food webs and oxygen concentration of the planet. Mikroalgler dediğimizde, algler veya mikroalgler dediğimizde aklımıza fitoplanktonlar gelebilir. Bunlar aslında fotosentez yapan organizmalar.
Sularda tabii yoğun olarak varlar ve nitrojen ve fosfor gibi besinleri üretiyorlar aslında. Yani organik atıkları parçalayıp inorganik atık haline getirirken bir anlamda aslında gübre üretmiş oluyorlar. Dolayısıyla biyokütleyi alıp parçalarken inorganik atıklara doğru dönüştürürken bir taraftan da oksijen açığa çıkartıyorlar. Dolayısıyla belediye atıkları, bizim atıklarımız denize ulaştığında mikroorganizmalar devreye girip çok önemli bir rol oynuyor. Eğer dünyada mikroorganizmalar yok olacak olsa gezegenimizde hayat dururdu. Çünkü teorik olarak baktığımızda dünyadaki oksijenin yaklaşık %30'unu bu mikroorganizmalar üretiyor. Thank you very much. So I think you can see that the massive increase in population of Istanbul and the surrounding area, which of course everybody is producing waste, if that waste goes into the sea, changes the ecosystem in that sea, then you're more likely, from what I've read about your research, to have algae blooms. And if anyone hasn't ever seen a picture of an algae bloom, I would Google it, as I mentioned earlier. They are so big, you can see them from space. And they completely cover the sea, and all the plants and animals underneath the algae bloom cannot survive. It cannot have oxygen and is suffering. So, for example, fishermen are very concerned about algae blooms because all the fish are suffering when you have an algae bloom. So there's quite big economic reasons. Somewhere like Turkey, a lot of people, fish is very important in their diet. And then the fishermen can't fish because the water is covered with the algae bloom, of course it's going to be quite a big problem for the country. So there's economic reasons as well as environmental reasons for looking at the algae bloom and why it's caused. Is that right? Yeah. Çok teşekkür ederim. Tabii ki İstanbul nüfusu giderek artıyor ve bu insanlar daha fazla atık üretiyor. Ve bu atıklar denize ulaşınca da elbette sonuç olarak karşımıza alglerin aşırı çoğalması dediğimiz bu sorun çıkıyor. Eğer bunu inceleme şansınız olmadıysa Google'dan bakmanızı öneririm. Çok büyük bir oluşum, uzaydan bile görülebiliyor. Ve bu alg çoğalması durumlarında altta kalan canlılar, yani denizin altında kalan canlılar ölüyor. Çünkü oksijene ve ışığa ulaşamıyor. Bu tabii ki balıkçıları da etkiliyor. Yani sadece çevresel değil, ekonomik bir etkisi de var. Türkiye'de insanların beslenmesinde balığın ciddi bir rolü var. Ve balıkçıların balık tutamaması da meseleyi aynı zamanda ekonomik olarak da önemli kılıyor. And thank you very much for giving us the explanation, because I think this talk is the talk where we do have a scientific input into the ideas of the exhibition. And one of the things that I think is very clear in the exhibition is, in order to understand nature from the scientific side, we need to use our imaginations. So I'm just going to come on to Gunishin and look at her work and how you look at both sort of local communities. You work in this very, very special ecological area of nature. Maybe you can say a little bit more about the context where you work in Kantempe, and thinking about how the imagination, because I know you're increasingly working with artists, how that's important for you in terms of understanding the nature. Çok teşekkür ederim bu açıklama için. Gerçekten bu sohbette aslında biz biraz Aritmi sergisine bilimsel bir girdi yapma şansımız da oldu. Çünkü serginin mesajlarından bir tanesi şuydu. Yani doğayı bilimsel olarak anlamak için tahayyüle, hayal gücüne ihtiyacımız var. Tam da bu noktada Güneş'in Arama sözü vermek istiyorum. Siz tabii ki yerel topluluklarla beraber çalışıyorsunuz. Çok özel bir ekolojik alan olan Çamtepe'de faaliyet yürütüyorsunuz. Ve son dönemlerde çok yoğun olarak sanatçılarla çalıştınız. Hayal gücünün, tahayyülün buradaki rolü ne sizce? Well, we're working at Çamtepe. We have a foundation. The name of the foundation is One Seed Foundation. And almost 17 years ago, we went from Istanbul to this area. And the main reason of our migration, let's say, main reason was not to get rid of the city or urban. Our intention was within years we were expecting migration from cities to the rural areas, and at that time we didn't have any center, a place that in the rural, how can we
continue as sustainable living in the rural, because if we cannot transform our actions and our thoughts in the city life, then we migrate to rural. It is just bringing our old habits to that area and make big harm there. So with that intention, we founded that center, and we have organized many workshops, many trainings, many experience building organizations, and always we got our inspirations from nature around and the cultures around that have very strong bondages with the nature in the villages. So we had opportunities to observe what kind of a life is going on there with the harmony with the nature, and how can we revitalize this kind of tradition and adapt this tradition into our time, because these traditions cannot be survive anymore in original type, but we need the creativity seeds in the teachings in the society. So we try to follow the signs of the traditional living signs, and we try to put many artistic values into our trainings, into our programs, as like playing, as like singing together, dancing together. These are all in the traditional way of life, and this is very related with the nature. For example, the words of the songs are coming from the nature, or the melody, the harmonic structure of the songs are coming from the nature's vibrations. And for example, dancing is not only a piece of entertainment, but also it's a part of the ritual itself. And these rituals mainly encouraging people to be one and related with the nature. So we try to research that. We try to adapt all those different elements of the culture to our new life, let's say. Evet, bizim Çamtepe'de bir vakfımız var. Vakfın ismi Bir Tohum Vakfı. 17 yıl önce kurduk. Aslında söz konusu dönemde İstanbul'dan Çamtepe'ye göç ettik diyebiliriz bir anlamda. Fakat göç nedenimiz kentten kopmak, kaçmak değildi. Biz yıllar içinde kentlerden kırsala doğru bir göç olacağını öngörmüştük o dönemde. Fakat kırsalda buna uygun sürdürülebilir yaşam alanlarımızın olmadığını tespit etmiştik. Eylemimizi, düşüncemizi dönüştürmemiz gerekiyordu. Böyle bir dönüşüm gerçekleştirmezsek halihazırdaki alışkanlıklarımızı kırsala taşıyarak kırsala tam tersine zarar verebileceğimizi düşündük ve bu inisiyatifle aslında merkezimizi oluşturduk. Halihazırda atölyeler, eğitimler, deneyim paylaşımları organize ediyoruz. İlhamımızı doğadan alıyoruz ve aynı zamanda etrafımızdaki köylerdeki insanların yaşam tarzından, onların doğayla ilişkilenme şeklinden alıyoruz. Burada aslen bu geleneği aslında birebir olduğu gibi muhafaza etmekten öte, daha ziyade bu geleneği yeniden canlandırmak ve günümüze adapte etme kaygımız var. Bunu orijinal olarak muhafaza etmek artık zor. Fakat bu adeta bir yaratıcılık tohumu gibi bir işlev görüyor. Yani geleneksel yaşam biçimini sanatsal değerlerle bir araya getirip bir bu temelde aslında eğitim ve programlarımızı şekillendiriyoruz. Oyun, şarkı, dans gibi aslında geleneksel yaşam tarzının unsurlarını kullanıyoruz. Mesela şarkıyı düşünürsek, insanlar şarkıların melodilerini belki kuşlardan
ilhamla oluşturuyor veya armonisini doğadaki titreşimlerden ilhamla oluşturuyor. Dans bu topluluklar için sadece bir eğlence değil, adeta bir ritüel. Ve bu ritüellerle insanlar kendi içlerinde bütünlüklü, tek ve doğayla ilişkili bir yaşam sürmeye çalışıyor. İşte biz de araştırmalarımızda tam da bu perspektifi adapte etmeye gayret ediyoruz. And one of the things that I was thinking about when you were talking about the traditions is this relationship between something very local and traditional and what's happening across our world, which is this advancement of technology. And in this show, as you walk around, there's a number of times that Matt Collishaw, the artist of the exhibition, looks at technology. At the start, you have a number of very beautiful charcoal drawings, which he has given an AI prompts, some from Albrecht Dürer, so this Renaissance artist who was looking at the end of the world, really, apocalypse, by a piece called The Four Horsemen of the Apocalypse, and then combining it with Ernst Haeckel. Now, Ernst Haeckel is a biologist, a marine biologist like Muirahead. And what Matt did was fed the AI these prompts and came up with this quite sinister imagery, which as human beings we're trying to detect what's in it. There's some bones, of course, that sort of slightly macabre look, but also what is happening in terms of nature. So there's a really interesting thing that's happened in this piece called Pandora. He also has the zoetrope, where you have the jellyfish turning round, and your mind enables them to move. And then upstairs in the Even to the End piece, he's also using Real Engine, which is a software that's used for gaming, and that enables you to sort of fly through the landscape. So what I was wondering about for you, Gunnishan, someone like Matt is kind of showing in lots of different ways how technology perhaps can be used as an artist, but then also the questions of where it's going to lead us in the future in the earth. Are you imagining with your work that maybe we have a future less dominated by technology and maybe more focused on basics like food growing, building communities? How do you relate to technology? Aslında sizin söyledikleriniz aklıma şunu getirdi. Tabii ki bir taraftan yani bu işlerde, bu sanat eserlerinde yerel ve geleneksel olanın önemi var. Bir taraftan da dünyada hali hazırda çok yoğun bir teknolojik ilerleme var tabii ki. Şimdi sergide Matt Collishaw'da aslında tam buna bakıyor. Teknolojiyi inceliyor. Örneğin bir kara kalem çizimlerden oluşan bir eser var. Bunlara aslan burada Albrecht Dürer'in Mahşerin Dört Atlısı adlı eserinden ve Ernst Haeckel adlı Alman deniz biyoloğunun çizimlerinden yola çıkıyor. Bu görsellere yapay zeka üzerinden komutlar veriyor ve bunun karşılığında yapay zeka Pandora adlı görseli oluşturmuş durumda. Pandora'ya baktığımızda daha çok karanlık imgeler, işte kemikler, iç karartıcı bir takım görseller görüyoruz. Bu çok çarpıcı. Yine sergideki başka bir işi Matt Collishaw'un zootrop dediği aslında hareketli heykeller, yani bir deniz analarının bir ahtapotun etrafında döndüğü bir işi var mesela. Aynı zamanda Real Engine olarak anılan yazılımı kullanarak bizim adeta peyzajın üzerinden, manzaranın üzerinden uçmamızı sağladığı bir çalışma var. Dolayısıyla Matt Collishaw aslında bir taraftan teknolojiye bakarken teknoloji gelecekte bizi nereye götürüyor sorusunu soruyor. Sizin bu konudaki yaklaşımınız ne? Önümüzdeki yani gelecekte daha teknolojinin daha az baskın olacağı bir geleceğe ihtiyacımız olacak mı sizce? Daha temel olan şeylere, gıda üretimine, toplulukların oluşumuna mı dönmemiz gerekecek? I think actually personally I'm very much keen into technology. I like it. And I believe that it can be solution, it can create solutions for our problems now. Actually, we don't have any power to stop its development. In this case, and all of the actions that we are deciding, I think the important thing is every kind of action has got a footprint on the earth, ecological footprint, carbon footprint. But through this action, we need to ask the question to ourselves, if I'm going to do this, can I do it more effectively?
and can I do it on the goodness of the whole, not only nature, not only human beings, but the whole? So if you are going to ask this question first, then we can find, we can make bigger impact, a bigger positive impact than the negative impact, because we cannot live without impact. So we need to shift the positive-negative balance in our decisions and technology, using the digital technology mainly, can help us, I believe. Because this digital technology has got a big carbon footprint, as you know, and also many artistic works also has got big carbon footprint. So maybe artists should ask themselves, who are doing this kind of work, how can I reduce my carbon footprint in my productions? How can I take inspirations from nature's works, nature's dynamics, and technology can help us, I think. Kişisel olarak gerçekten teknolojiyi çok seviyorum çünkü problem çözümünde önemli bir rolü var teknolojinin. Aynı zamanda teknolojinin gelişimini durdurma şansımız da yok. Burada özellikle kendimize sormamız gereken soru ayak izimizin ne olduğu. Yani herhangi bir aksiyon aldığımızda, herhangi bir edimde bulunduğumuzda bunun bir ekolojik ayak izi var, bir karbon ayak izi var. Dolayısıyla şunu sormamız lazım. Ben bu adımı atarken bunu nasıl daha etkili kılabilirim? Ve bu yaptığım eylemin aslında bütünün iyiliği için bir katkısı olmasını nasıl sağlayabilirim? Bütün derken doğa, insanlar, her şeyi kastediyorum. Yani etkinin dengesini negatiften biraz daha pozitife doğru çevirmemiz lazım. Ve bu noktada da gerçekten dijital teknolojilerin önemli bir rolü olacağını düşünüyorum. Dijital teknolojilerin de çünkü çok ciddi bir karbon ayak izi var. Bunu da hesaba katmak gerekiyor. Hakeza sanat eserlerinin bir karbon ayak izi var. Belki sanatçılar artık kendisine bunu sormalı. Benim işimin nasıl bir karbon ayak izi var ve bunu nasıl azaltabilirim? Dolayısıyla bunun aslında ilham kaynaklarını doğada arayabiliriz. Teknolojiyi kullanarak bu ayak izimizi nasıl küçültebiliriz? So Murahen, how do you use technology? Do you use AI in anything that you're doing at the moment? It'd be interesting to know how you work with as a scientist in terms of the technology you use. Muharrem Bey, siz nasıl kullanıyorsunuz teknolojiyi? Yani bir bilim insanı olarak örneğin yapay zekayı kendi bilimsel çalışmalarınızda kullanıyor musunuz? Yes, of course. We use and we have to use. From microscopy to spectrophotometrics, food analysis, food quality analysis, water quality analysis. In every area we use, we have to use. But it's like as a two side of the knife. Now it's dangerous sometimes, but we need it. I want to explain with an example of the evolution of life in the ocean. First, with first microorganisms. Before the life, oceans look like as a soup. Soup means ocean includes very simple food particles, monomers, not big polymers. At that point, first living microorganisms evolved first time. These microorganisms start to eat these simple monomers to reproduce themselves. In times, everything is okay because food is very, very, abundance is very high, food. But one time, food's completely finished. And then that times is the first crisis of the life in the universe because there are millions, millions of microorganisms, but no food. So at that time, these microorganisms have to find a solution to survive. Otherwise, completely life will be destroyed, vanish on the planet. And then evolution helps the living things by evolving the chlorophyll, photosynthetic microorganisms. First time they evolved.
At that time, after that, after the first photosynthetic microorganism evolution, these microorganisms start to eat inorganic nutrients, like the nitrogen and phosphorus. Some part of the microorganisms evolved, some part of not evolved. So it means a balanced setup. It means in that balance, these microorganisms produce foods like the plants. Other microorganisms start to eat these microorganisms. In that times, everything is again okay. Problem was solved. But 1,000 years ago, another problem gone face to face on planet. What is this? Before the chlorophyll evolution, oxygen level on planet was very, very low. It means everywhere is acidic because of the carbon dioxide. But after the evolution of the first photosynthetic microorganisms, start to increase oxygen level. Every year increase. And then plants, photosynthetic microorganisms covered everywhere on planet, on land or on the sea. And then oxygen level increase. Oxygen normally dangerous gases because if full the oxygen in this room and then we with flame can be bombs. So in the beginning photosynthesis is a solution, but after that footprint of the these microorganisms can be bomb. At that times another solution helps life on planet is mitochondria evolution. It means photosynthesis produce oxygen, mitochondria consume oxygen. And again, a balance was set up by evolution in the nature. So we have, I think, face-to-face same problems. Our waste materials accumulate, increase in the nature, like the oxygen in the past. So we should use technology to discover something like the chlorophylls and mitochondria to set up again the balance. To survive and to conserve the living things on planet. Yeah, that's a really interesting point. So, I mean, what I do know, and I will go to you, Baris, you can translate, is that there's a lot of work going into bacteria that can decompose plastics for that reason, exactly what you're talking about. Anyway, I'll let Baris, because that was quite a lot to translate there. I hope your science is up to scratch. Here we go. Evet, elbette biz bilimsel çalışmalarda yapay zekayı kullanıyoruz. Mikroskopi, spektrofotometri çalışmalarında gıda ve su kalitesini ölçerken tabii ki teknolojiden yararlanıyoruz. Bu aslında ama iki yanı keskin bir bıçak gibi, biraz anlatmaya çalışayım. Bunun için aslında sizi gezegenimizde yaşamın gelişimine götürmek istiyorum. İlk başta yaşam ortaya çıkmadan önce okyanuslar aslında çorbaya benziyordu bir anlamda. Yani okyanuslarda karmaşık polimerler yoktu, sadece çok basit monomer dediğimiz gıda unsurları vardı. Daha sonra ilk canlılar ortaya çıktığında bu organizmalar monomerleri tüketmeye başladı. Hızla ürediler. Gıda çok boldu ve canlılar hızla gelişti. Fakat bir noktadan sonra gıda tükendi. Gıdanın tükenmeye başlamasıyla gezegende hayatın ilk krizi ortaya çıktı. Milyonlarca organizma var fakat gıda yok. Bunun çözülememesi durumunda aslında gezegendeki hayatın ortadan kalkma riski vardı. Bu noktada evrim devreye girdi diyebiliriz. Klorofil kullanarak fotosentez yapan mikroorganizmalar ortaya çıktı. Ve bu şekilde bu mikroorganizmalar azot ve fosforu tüketmeye başladı. Ve buradan oksijen üretmeye başladılar. Dolayısıyla bu mikroorganizmaların bu yeni tip fotosentetik mikroorganizmaların gelişimiyle tekrar bir denge oluştu ve başka mikroorganizmalar bu mikroorganizmaları tüketmeye başladı. Daha sonra ikinci bir kriz yaşandı. Çünkü az önce ifade ettiğim gibi klorofil kanalıyla oksijen üretimi giderek artmıştı. Fakat bunun çok hızlı bir şekilde sürmesiyle beraber, yani fotosentezin çok yayılmasıyla beraber bitkiler bu sefer her yere yayıldı. Ve dünya çapında oksijen çok arttı. Oksijen aslında çok tehlikeli bir gaz. Yani bu odayı oksijenle doldurup bir çakmak çaksak patlayacaktır tabii ki. Dolayısıyla bu sefer yeni bir çözüme ihtiyaç durdu. Bu noktada da yine evrim kanalıyla bu sefer mitokondriyanın geliştiğini gördük. Bu mitokondriya aslında
oksijeni büyük ölçüde tüketerek azaltarak tekrar bir dengeye bizi getirdi. Dolayısıyla evrimle tekrar bir denge kuruldu. Aslında günümüzde de çok benzer bir krizden geçiyor hayat. Yani geçmişte oksijen nasıl müthiş arttıysa şu anda biz de çok fazla atık üretiyoruz. O yüzden bizim bugünkü teknolojilerimizle aynen geçmişteki klorofil veya mitokondriye gibi çözümler geliştirerek tekrar doğayı bir dengeye getirmeliyiz. You're probably going to be applying to be a biologist now. Exactly. Apply to university. Brilliant. So I was just thinking about, because we've been talking about technology, but also this exhibition is interesting because it brings back the ideas of the past. And when we think of the imagination, most people think about the future, where we're going. But actually, if we think about the past, we also bring our imagination into understanding that as well. So with Matt, he looks at someone like Albert Durer. He does these beautiful drawings of the plants. Do you remember the weeds? So the actual drawings of Durer are quite important because at the time people were drawing kings and queens and horses, and he decides to draw these very tiny little plants at the side of the road. So quite an important political statement from Durer. And what Matt has done is he's used technology to actually sort of breathe life into these drawings. So the plants actually sway in this very beautiful way and become sort of living. I was wondering what the focus on the past or a figure like someone like Durer or Haeckel, what does that bring to your work as a scientist, Mirahem? Burada daha çok teknolojiden bahsetmiş olduk. Teknoloji tabii ki gelecekle ilişkilendirdiğimiz bir kavram. Fakat sergi aynı zamanda geçmişe de odaklanıyor. Hayal gücünü hep geleceği anlamak için kullandığımızı düşünüyoruz ama hayal gücü aslında geçmişi kavramak için de önemli. Matt Collishaw bu sergisinde bildiğiniz gibi Albrecht Dürer'in Çimen Öbeği adlı görselini alıyor. Albrecht Dürer aslında bu sıradan otları, çimenleri resmederek çok sıra dışı bir şey yaptı. Çünkü o dönemdeki ressamlar genelde kralları, kraliçeleri tasvir ederken o yol kenarındaki sıradan otlara odaklanmış bu eserinde. Matt Collishaw da Dürer'in bu çizimini alıp teknoloji ile adeta ona hayat veriyor. Yani şimdi sanki bu çimenler rüzgarda salınıyor gibi gözüküyor. Sizce geçmişi anlamak için hayal gücümüzü, tahayyülümüzü nasıl kullanabiliriz? Yeah, firstly, in biological science, we use technology to understand the past for molecular genetic techniques. For example, on the bottom of the sea or lake, you can take a core sample. Core sample means like as a 1 meter sediment soil sample from the bottom of the seawater. In the oceans, generally, every 2 centimeters accumulate in 10 years. Okay. Yeah. If you take 1 meter core samples from the seawater, you can take DNA samples from 1,000, 2,000 past. And then by the molecular techniques, easily in the laboratory, you can make the DNA sequencing and then you can identify, you detect samples. For example, if we are collect samples from the golden horn, from now the 2,000 past years ago, so easily we can find, for example, human East intestine bacteria from Byzantium, Ottoman era, maybe all these times like this. Because of that, the technology is important to understand the future also. With that kind of projects, there is a slogan like this, to see the future, look at the past by technology. Well, that's fascinating. Barış, again. Biz de tabii ki biyolojide geçmişi anlamak için teknolojiyi kullanıyoruz. Örneğin bildiğiniz gibi deniz ve göl tabanlarından sediment almak mümkün. Deniz ve göl tabanlarında biriken 2 santimetrelik bir sediment kabaca aslında geçmişin 10 yıllık bir dilimine tekabül ediyor. Yani 10 yılda 2 santim birikiyor diyebiliriz.
bir metrelik bir sediment örneği aldığınızda bu sizi 1000 sene, 2000 sene öncesine götürüyor. Örneğin Haliç'ten bu tür bir örneklem aldığınızda ve daha sonra bunu laboratuvarda DNA sekanslaması yöntemiyle incelediğinizde 2000 yıl önce insanların bağırsaklarında ne tür bakteriler var bunu görebiliyorsunuz. Yani Bizans döneminde, Osmanlı döneminde insanların nasıl yaşadığına dair bir fikir edinebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu tür yöntemlerle geçmişe bakmak bizim mesleğimizde de geçerli. And Ganeshan, for you, what I've kind of starting to understand from chatting to you more is that you're interested in, like you mentioned earlier, traditions of communities, and some of those go back hundreds, if not thousands of years, and that we can then learn things that are quite important, perhaps for our health, or as you say, for our well-being, from looking at these past traditions. Do you want to say a little bit more about that? Because it occurs to me, if you're looking at climate change, the point is it's changing from when. If it's changing from now, we can only understand it as change if we look at the past. Even if we look at 5 years ago, is the weather the same? 10 years ago, is the weather the same? 20 years ago, is the weather the same? So when people think about this word climate change, they think forwards, they think future, but actually we do need to understand our past in order to go forward into the future. Do you want to comment on that? Güneş Hanım, siz de tabii ki Çamtepe'de aslında topluluklarla çalışma yapıyorsunuz. Toplulukların geleneklerini inceliyorsunuz ve bu toplulukların gelenekleri de binlerce yıl öncesine gidiyor. Sağlık alanında, insanların refahı anlamında ve iklim değişikliğini biz genelde gelecekle ilişkilendiriyoruz. İklim değişikliği sadece geleceğe dönük bir mesele gibi algılıyoruz ama aslında geçmişle de yakından ilişkili. Yani iklimin ne yönde değiştiğini anlamak için bir 5 sene öncesine, 10 sene öncesine daha geçmişe gidip koşulların ne yönde dönüştüğünü anlamamız gerekiyor aslında. Yes, when actually when you're working with the local people, mainly old people, they have got many knowledge, information about the past. Even this kind of information is coming from the nature, maybe a kind of flower or maybe a kind of animal was living in that area and now they're all gone. And they have got the connection, what kind of activities they have made and all those things have gone. So they can make the relationship also in between the actions and the differences in the environment. And very important, as far as I met so far, very important thing is when I was working in the on the field in the villages, many years ago, I was collecting the knowledge of tahmin etmek, predict the climate, predict the weather forecast for 1 year. And it is like, I think in English also there are amber days. There is special period within the year. The locals in this period, actually it's 12 days. Every day they are looking to the climate parameters, and of course they are doing it every year, so they have data, previous data, so they are like compare the data, and within this 12 days, they are every day they are observing the parameters from nature, so the wind, the volume of the wind, or the direction of the wind or the flowing speed of the streams, or they are looking to some specific species of flowers or some plants or some other things. So they are observing the differences on the nature and they are predicting 1 year climate. So all of those things actually shows us the nature goes with the patterns, with the circularity. So it is always repeating itself, but not in the same way. So if we can know the what is the pattern,
We can make the predictions. They are doing it, and the traditions, all of those kind of methods, traditional methods that we need to discover with the science. But as a scientist, let's say, in my past, science has got a arrogance to prevent to look to the nature like this, because all of these things, like for example, cultivating by the moon phases, or cutting the trees in the forest by moon phases, or these kind of things, in the scientific discipline, they are all like witchcraft. but they have got a scientific background. So science also need to look this data from the past. Evet, tabii ki yerel toplulukların, özellikle de yerel topluluklardaki yaşlıların geçmişe dair çok kuvvetli bir bilgisi var. Bu doğadan geliyor. Mesela şöyle bir bağlantı kurabiliyorlar rahatlıkla. Biz filanca aksiyonu aldık, şunu yaptık, bunun karşılığında şu çiçek türü veya şu hayvan türü ortadan kayboldu. Yani kendi davranışlarıyla doğadaki yok oluşlar arasındaki bağlantıyı kuruyorlar. Geçmişte yıllar önce köyde sahada çalışma yaparken... Yani yılın belli dönemlerinde bu yerel toplulukların iklimi tahmin etmek için, hava durumunu tahmin etmek için aslında gözlem yaptıklarını gördüm. İngilizce'de de bu sanırım amber günleri, amber days olarak geçiyor. Yılın yaklaşık 12 günlük bir diliminde yerel topluluklar bir tür gözlem yapıyorlar. Örneğin rüzgara, rüzgarın şiddetine, yönüne, derelerin debisine, bitki ve hayvanlardaki değişime bakıyorlar ve bu 12 günlük gözlemi geçmişte yaptıkları gözlemlerle karşılaştırıp bir yıllık iklime dair bir tahminde bulunuyorlar. Doğadaki değişimleri öngörebiliyorlar. Çünkü doğada bir takım örüntüler var. Doğa bir çevrimsellikle ilerliyor. Ama yani belli örüntüleri tekrar ediyor ama tabii ki birebir aynı tekrar etmiyor. Fakat bu örüntüler her halükarda bizim geleceği tahmin etmemize bir imkan sunuyor. Dolayısıyla bu geleneksel yöntemleri aslında bilimde de kullanmamız, bilimle bu geleneksel yöntemleri keşfetmemiz mümkün. Fakat ben de bir bilim insanı olarak şunu söyleyebilirim. Bilimde özellikle doğaya bakarken bir tür kibir görüyorum. Yani mesela ayın aşamalarına göre ekim yapmak, ayın aşamalarına göre ormanda ağaç kesmek gibi bir takım pratikler var. Çoğu bilim insanı bunu adeta bir işte cadı, sihir pratiği falan gibi görse de bunun aslında bir bilimsel arka planı var. Dolayısıyla bilimin aslında bu geleneksel pratiklerden öğrenecekleri var. Amazing. That sounded amazing. Mirahemi, you wanted to say something more about that point? I want to give an examples about this topics. For example, in the biology, there is a discipline, its name ethnobotanics. Ethnobotanics means research plants, but this plant is a very special plant for some cultures. Normally, people and scientists don't have any idea about this plant. And imagine a village in the 2,000 meters from sea level. A very small group of people live in that village. And then these peoples has a culture, maybe 10,000, like as a Göbekli Tepe, 10,000 years cultures. It means they have a very rich cultures about the plants. Maybe when they sick or cancers, they use some special plants treatment for themselves. If you are a lucky biologist, one day you can visit this village, and then you can discover new medicine, new medicine for cancer, etc. Because of that, these local cultures, ethnic culture is very, very important for the science, for biology, like as a biodiversity. At that point, art is very, very important because these small groups, very small ethnic cultures, started to destroy in that times. So if the arts can touch them and then arts can help them to survive, to conserve their culture for future. Because these cultures you should imagine like as a very important book sets in the library. If you burn this library,
you can destroy these books, but in the world there is no any copy. But this book series very very important. This local cultures is because of that very very important sources for science. Burada bir örnek vererek aslında açıklamaya çalışayım. Biyolojinin altında etnobotanik olarak aldığımız bir disiplin var. Yani belli kültürlerde bitkilere verilen önemi, bitkilerin nasıl değerlendirildiğini araştırıyor. Diyelim denizden 2000 metre rakımında bir dağ köyü olsun. Burada belki bir avuç insan yaşıyor. Belki bu dağ köyündeki insanların 10.000 yıllık Göbekli Tepe gibi çok geçmişe giden kadim bir kültürü var. Ve bu kültür içerisinde belli hastalıklar, mesela kanser karşısında onlara çözüm sunabilen bir takım bitkiler keşfetmişler. Diyelim şanslı bir biyolog bu köye uğrayacak olsa bu sayede bu kültür üzerinden aslında yeni bir kanser ilacı bile keşfedebilir. Dolayısıyla yerel etnik kültürler gerçekten bu açıdan çok önemli. Tam da burada aslında sanatın önemi devreye giriyor. Çünkü bu yerel kültürler yok oluyor hızla. Sanat tam da bu kültürlerin muhafazası noktasında önemli bir destek olabilir. Ve bunu biraz aslında bir kütüphaneye benzetebiliriz. Yani bu yerel etnik kültürler başka bir kopyası olmayan eşsiz kitaplar gibi. Ve bu kitapları kaybedersek aslında geçmişe dair çok zengin bir bilgiyi kaybedeceğiz. Yeah, and it also brings to mind some work I've been doing in Malaysia. So I went to Northern Borneo just recently in March, and the really important nature of the indigenous communities and how embedded they are with these natural environments. An example was that some British scientists were working in Northern Borneo, and they said, we've discovered this plant, and the plant flowers underground, which is very, very unusual. And, you know, there's lots of things about it. And they talked to the indigenous people, and they said, oh, yes, we've known this about this for hundreds of years. And nobody had really talked to them about this flowering plant. So I think that this importance of the kind of indigenous knowledge that you were both talking to, it feels like to me, and that is at least being brought up the international agenda now, that the indigenous people have a lot to contribute to these conversations. They are the sort of protectors of this nature because they are living amongst it and they have that knowledge base, if not hundreds, thousands of years. And us to understand it, and you had that image right at the start of the Aboriginal people, for example, which is very much this point of listening to those people who can see the importance of local nature. Bu da aslında yani sizin verdiğiniz örnek beni Malezya'da yürüttüğüm bir çalışmaya götürdü. Kuzey Borneo'da Mart ayında bir çalışma yaptık. Burada aynen bahsettiğiniz gibi yerel topluluklar doğayla büyük bir uyum içinde yaşıyor. İlginç bir şekilde bir İngiliz bilim insanı gelip bu bölgede Borneo'da yer altında çiçek açan çok sıra dışı bir bitki keşfetmiş veya keşfettiğini düşünmüş. Fakat yerlilerle konuşulduğunda aslında onlar evet tabii ki biz bu bitkiyi biliyoruz demişler. Yani yüzlerce binlerce yıldır zaten bu insanların bildiği bir bitki bu. Dolayısıyla ikinizin de ifade ettiği gibi yerel topluluklarla etkileşmek, onların bilgisini almak çok değerli. Çünkü yerel topluluklar doğanın koruyucusu, gerçekten binlerce yıla kadar geri giden bir bilgi birikimi üzerinde bir hayat sürüyorlar. So I just want to ask the audience, everyone's been listening away to us, is there anyone that would like to ask any questions of myself or Gunishan or Murahem? Is there any questions from any of you guys? Acaba dinleyicilerimiz arasında sorusu olan, yorumu olan var mıdır bana veya buradaki değerli konuklarımıza? Has been quite an intense conversation. I've got another question. If no one here doesn't feel, you can ask a very simple question if you like, or something you thought about the exhibition. It doesn't have to be too complicated. Thank you very much. This is Cem. Muharrem Hoca. So what do we need to do as a people of Istanbul, and what do we need to do to save the Marmara Sea? A simple question. It's a big problem. Actually, it's not easy, I know, but as a person, as an individual, or as a group of people, what can we do? What would you suggest us?
Benim adım Cem. Benim Muharrem Hoca'ya bir sorum olacak. İstanbul halkı olarak Marmara Denizi'ni kurtarmak için ne yapabiliriz? Tabii ki çok büyük bir sorun bu ama birey olarak, gruplar olarak yapabileceğimiz neler var? Thank you very much. This is big problem, big question. Firstly, I want to explain some things scientifically. In the nature, there is some borders. We call in biology threshold levels. Threshold levels means there is a capacity in the room, maybe 100 person, that's all. But if you bring the 1,000 person in that room, it's a big problem, so you couldn't solve any problem at that conditions. Firstly, we have to stop population increase in Istanbul. Why I say this? Because, for example, you can set up some wastewater plants to treat municipality wastewaters, and then you give the seawater after the treatment. In the beginning, when you set up this kind of plants, maybe these plants can treat 2 million population wastewaters. But in 3 or 5 years, if your population increase 20 million, 15 million, so it doesn't work. Because of that, firstly, we stopped the population increase. Like as I want to give an example from Germany. In German population and Turkish population number is approximately equal. And then I think biggest population of the Germany in Berlin, maybe 8 million, like this. But in Istanbul, in Marmara area, population number is very, very high. Maybe 50% of the whole population live in that area. It's big problem. First, I think we have to support economically every geographic region in our country, from Black Sea part to Mediterranean and from east to west, everywhere. And then we have to stop the people migration in the country, and then we can solve some things. Unfortunately, I have to say, if our population increase continuously, we couldn't solve any problem about the Marmara, about the environment. First, we have to stop population increase. Bu büyük bir soru oldu. Çünkü çok da büyük bir soruna değinmiş oldunuz. Bilimsel olarak şöyle bir açıklama getirmeye çalışayım. Bizim aslında bilimde doğadaki eşik değerler gibi bir kavramımız var. Yani örnek vermek gerekirse, diyelim bu odanın kapasitesi 100 kişiyken buraya 1000 kişi getirmeye çalışırsak tabii ki bu büyük bir sorun yaratır. Aynı şekilde, aynı mantığı Marmara Denizi'ne uygularsak, öncelikle Marmara Denizi etrafındaki nüfus artışını durdurmamız gerekiyor. Neden? Çünkü diyelim belediyeler bir atık su arıtma tesisi inşa ediyor. Bu belki 2 milyon insanın atık suyunu arıtabiliyor. Fakat nüfus 2 milyondan 20 milyona çıkarsa tabii ki bu tesisler tamamen işlevsiz hale geliyor. Farklı bir örnek vereyim. Almanya ve Türkiye'yi düşünelim. Aşağı yukarı bu iki ülkenin nüfusu aynı. Fakat Almanya'nın en yoğun bölgesi Berlin'de diyelim 8 milyon insan yaşarken, Marmara bölgesi Türkiye'nin nüfusunun neredeyse %50'sini temerküz ediyor. Dolayısıyla bizim aslında bu nüfus yoğunlaşmasını azaltmamız lazım. Her ülkemizin her bölgesinde ekonomik kalkınmaya destek olmamız lazım. Doğusunda, batısında, Karadeniz'de. Yani iç göçü durdurmamız lazım. Eğer nüfus artışını durduramazsak Marmara Denizi'nin sorunlarını çözemeyiz. Thank you. That's a really, really difficult one to answer here because, as we all know, there's enormous immigration into Turkey from a number of areas, including Syria, and a lot of people are coming to live in Istanbul because they see it as a place they can earn money and make a living, even though it is very difficult. So it's a very complicated issue that you've just raised for not only Istanbul, for the whole of Turkey, I would say. I'm guessing alongside that you would want investment in waste management in a way that's not currently done, and it'd be interesting to look at other cities and how they do manage their waste. Are there effective examples around the world where, you know, the wastewaters are not put into the ocean, and are there some investment in, like Gunashin was saying, with the technology that Turkey could do to ensure, even with the existing population, that the pollution doesn't go into the sea? I wonder whether there's some things like that that could be looked at alongside
this very tricky issue of the immigration. Yani tabii ki bu çok büyük bir mesele. Suriye'den, başka ülkelerden Türkiye'ye yoğun bir nüfus geliyor. Aynı şekilde İstanbul çok fazla nüfus çekiyor tabii ki. Çünkü insanların geçim sağlayabileceğini düşündüğü bir kent İstanbul. Dolayısıyla sadece İstanbul'un değil aslında bütün Türkiye'nin meselesi bu. Belki bu konuda aslında su atık su yönetiminde başka ülkelerin örneklerine bakılabilir. Dünyada iyi örnekler var mı bu alanda? Yani atık suların doğrudan denize deşarj edilmediği örnekler var mı? Belki bir taraftan da bu tür örnekler de İstanbul için uygulanabilir. And just to say what we all know, I think, is that unfortunately what we are heading towards is more disasters. The earthquakes, of course, will have left more people coming to Istanbul. The more we have these both natural and man-made disasters, the more that we will be looking at big changes in populations all over the world. And it brings me to two of Matt's works, which really look at apocalypse. The video upstairs, even to the end, which starts off with this beautiful growing seedlings, which relates to Gunnarsson's work in the vases. They're beautiful Wardian vases that were created in the 19th century in the Victorian times to bring back these samples from all over the world. But then they fly into a beautiful verdant island, but then that becomes a place of fires, forest fires, in this video, even to the end, that Matt Collishaw made. What do you both feel? Do you feel that we are heading towards that kind of future? Or, you know, are you more optimistic and would you see something positive happening in the future? Or maybe a bit of both. Aslında hepimizin de bildiği gibi dünyamız giderek çok daha fazla felaket yaşanan bir yer haline geliyor. İstanbul'a göç artarsa örneğin bir olası depremin hasarı da çok daha fazla artacak. Bu da beni aslında Matt Collishaw'un buradaki işlerinden birine getirdi. Üst kattaki sonuna dek videosunda Matt Collishaw Wardian vazolarından bahsediyor. 19. yüzyılda Victoria döneminde dünyadan farklı bitki örneklerinin bir ülkeden diğerine taşınması için kullanılan vazolar bunlar. Bunlar bir adaya ulaşıyor. Orada adada yeşillenme başlıyor. Bitkiler yayılıyor. Fakat en sonunda bir orman yangını sahnesi var. Sizce biz bu tür daha karanlık bir geleceğe mi gidiyoruz? Yoksa biraz daha iyimser olmak için nedenler var mı? Well, yes, I think we need hope, but we cannot find it now. Actually, for a short time ago, I personally left to seek for the hope, because even if we are so hopeless and the future, for example, can be very dark. So what shall we do now? If this is the reality, am I going to leave my intentions, my actions? And my answer was no, I will continue. So the hope is not necessary thing for me. Actually, in the future, yes, the scenarios, they are like apocalyptic scenarios. And the future is building up the actions of ours now. If we can reform our actions, our intentions now, then it will affect the future. Because we are now here is because of our actions and intentions of the past. So this is the formula, I believe. And for our systemic problems, the solutions for the systemic problems, this is very systemic problem. As Istanbulians, how shall we act because of that question, actually? We need to find systemic solutions for these problems, which means the companies, the governments, the decision makers should make some
decisions accordingly. But as individuals also, we need to rise up our resolution to look and read the environment around us. We need to, as individuals, as Istanbulians, because we are part of this environment, and if there is a algae bloom there, it is totally related with us. So if we are going to enhance our information about our environment, we are going to look with a high resolution, and then it will affect our actions. So we can be some residents, citizens that are responsible. We can push the decision makers, which is very tough, actually. But we need to continue. As our maps, the aboriginals and the other map, two maps we can see in the Australian continent. Evet, bence umuda ihtiyacımız var ama şu anda bir umut bulamıyoruz. Açıkçası ben kısa süre önce umut aramayı bıraktım. Çünkü şunu düşündüm, yani gelecek evet karanlık, içinde bulunduğumuz gerçeklik çok çetin. Fakat bu durum karşısında ben ne yapacağım? Niyetlerimi, eylemlerimi bir kenara mı bırakacağım? Eylemekten vaz mı geçeceğim? Hayır. Dolayısıyla benim için umudun o kadar elzem olmadığını biraz hissettim. Evet, gelecek için bir takım kıyamet günü senaryoları ortaya atılıyor. Buradaki mesele geleceği bugünkü eylemlerimizin belirliyor olması. Bugünkü eylemlerimizle geleceği şekillendiriyoruz. Böyle bir temel formül var. Dolayısıyla sistematik bir problemle karşı karşıyayız. İstanbullular olarak nasıl eylem almamız gerektiğine gelince sistematik bir çözüm geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani hükümetler, şirketler, karar vericiler bu konuda aksiyon almalı. Fakat bireyler de bence bu noktada doğayı okuma, anlama noktasındaki rezolüsyonu, çözünürlüklerini biraz daha arttırmalı. Yani bu doğanın bir parçasıyım ben. Bu doğada bir noktada bir alg aşırı çoğalması varsa bu benden kaynaklı diye düşünerek bu tür bir daha titiz okumayla vatandaşlar olarak karar vericileri etkilemeye gayret etmeli. I think every time there are hopes. I don't want to say I believe, I want to say like that. I know in the science, in history, life in this planet occurs, creates from chaos. Chaos means, I think, life. Chaos means diversity, richness. If the stable in the beginning to now conditions, if the stable, we couldn't see diversity, different species, different living organisms. So it means chaos creates new organisms, new things, new genetic combinations. Because of that, I think every time hope will be on Earth. Maybe Homo sapiens, human, can be completely vanished, but life every time will continue on planet. Bence her zaman umut var. Çünkü bu gezegende aslında hayat kaostan doğuyor. Kaos bir anlamda hayat demek, çeşitlilik, zenginlik demek. Mesela kaos olmasa, koşullar hep sabit olsa organizmaların çeşitliliği söz konusu olamazdı. Dolayısıyla kaos sürekli olarak yeni genetik çeşitlilikler, kombinasyonlar yaratıyor aslında. Dolayısıyla ben umudumu kaybetmiyorum. Evet, belki Homo sapiens yok olabilir ama bir şekilde gezegende hayat her zaman baki olacak. Yeah, and also just as a sort of final thing, Matt's work has got a very dream-like quality. When you go around the spaces and you look at a zoetrope, you can't. It reaches into your subconscious, I think. You're seeing something that's static, but it's moving, and it's something that you can imagine, which is jellyfish and an octopus. But actually, when you see it something like that, it's quite dreamlike. And I think both the videos as well. If you look at them. The immersive National Gallery, going upstairs, the even to the end. It's very, very dreamlike. And I think if you are involved in an environment, then having this sense of dreams is very, very important because as well as what you said about the species and
as we know, they will evolve. Some will suffer, and some will go up, and some will go down. But also, as human beings, I think that importance of dreaming for the future is really, really important. And I think being involved in environmental work, like the three of us all are, you have a lot of overwhelming feelings. You have a lot of negative things that come up. But I think enabling humans to dream will actually be part of the solution for the future. So I do think that artists have a wonderful role to play in encouraging that feeling of dreaming for people. If you were going to dream, what do you think you would be dreaming in terms of a future for our planet? Son bir tespitte bulunmak gerekirse aslında Matt Kolishov'un işlerinin rüyamsı, hayalsi bir özelliği var. Mesela zootrop adeta bizi bilinçaltımızla karşı karşıya getiriyor. Statik nesneler hareket ediyor. Yani ahtapotun etrafındaki deniz analarıyla döndüğü videoyu düşünebiliriz veya sonuna dek videosunu düşünebiliriz. İngiltere'deki National Gallery ile ilgili olan. Hepsinde rüyamsı, hayalsi bir özellik var. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bir takım türler yok olacak, bazıları baki kalacak belki. Ama bütün bu süreçte aslında insanlığın geleceğe dair hayalleri, rüyaları önemli olacak. Üçümüz de çevre alanında çalışan insanlarız. Evet, çok fazla negatif hissiyat var tabii ki ama belki insanları geleceğe dair rüya kurmaya, hayal kurmaya teşvik ederek çözüm geliştirebiliriz. Siz geleceğe baktığınızda rüyanın, hayalin buradaki rolü ne olabilir? Nasıl, ne görüyorsunuz? Firstly, maybe to find some solutions, dreams can be important. In science, very extreme dreams is very important. For example, we can talk about the Darwin. When Darwin for the first time see birds on Galapagos, he didn't know anything about genetics, molecular genetic DNA, but he has a dream about why their morphology is similar or differences. And then they produce some images about that, some dreams. These organisms, he say that come from same ancestor or feed on same foods, etc. This is a result of the dream. Because of that, every time dream help us for positive feelings and to find solutions, some problems for future. Çözüm bulmada gerçekten aslında hayallerin, tahayyülün önemli bir rolü var. Mesela Darwin ilk kez kalkıp Galapagos adalarına gittiğinde ve oradaki kuşları gördüğünde ne moleküler genetik biliyordu, ne DNA'nın ne olduğunu biliyordu tabii ki. Fakat onların morfolojilerine, şekillerine bakarak bir takım fikirler geliştirdi. Ve belki bunların ortak ataları var, belki aynı gıdadan besleniyorlar, o yüzden bu tür benzerlikleri var diye düşünmeye başladı. Yani aslında hayale, tahayyüle başvurdu. Dolayısıyla aslında hayal sorunlar karşısında bize gerçekten yardımcı oluyor. Actually, I can describe myself as a realist, but at the same time dreamer. And dreams like seeds. If our minds like a field, and dreams are the seeds that we are sowing. So everything is starting with the dreams. This is actually, and I'm very much at the same point with Muharrem on that. Yeah. Ben kendimi hem gerçekçi hem de aslında hayalci bir insan olarak görüyorum. Yani zihnimizi bir tarla gibi düşünürsek, hayaller de adeta tohum gibi. Yani aslında her şey bu tohumlarla, bu hayallerle başlıyor. Bu anlamda Muharrem Bey'le çok benzer düşünüyorum. I want to give another example from my life. In my class, in the university, I give an example to my students like this. For example, you can be teacher in some class, you can be father or mother in a family, so or you can be government in somewhere, municipality or on the country. For example, if I am a government, I can imagine like this, or if I am a professor on the class, I dream my class like as a orchestra, and every person like as a musical instrument. So I am an orchestra chef. So to produce good music, good arts, so I should give permission everybody
everybody to feel good themselves, to explain their thinkings, their idea without any negative thinkings. So if you govern or class or country like this, so life can be peaceful. Başka bir örnek vermek istiyorum aslında. Üniversitede sınıftaki öğrencilerime de bunu söylüyorum. Diyelim aile, bir ailede baba, bir okulda hoca veya bir belediyede yönetici olabilirsiniz. Diyelim ben bir sınıfın yöneticisiysem ve o sınıfı bir orkestra gibi düşünürsek, oradaki öğrenciler de adeta birer enstrümana benzetilebilir. Ben de orkestra şefiysem, toplamda iyi bir müzik oluşturmak istiyorsam, burada herkesin herhangi bir çekince, olumsuz bir hissiyat olmadan kendi düşüncesini ifade etmesine alan açmalıyım. Bu ahenk sağlanırsa bir huzur olur. Thank you very much, both of you. And if you want more ideas that we've been exploring today, this amazing catalog, if you haven't got it already, I really recommend it. Essays by myself, Matt in conversation, and some really beautiful, beautiful images explaining his own ideas, but also looking at dreaming, I would say, our sort of place with nature. I'd really recommend getting the catalogue. The exhibition here continues till the end of August, just start of September. And I just want to thank, obviously, everybody here, Asu, Bashak, Lara and Kamru, the team here at Borazan Contemporary. Our amazing, I have to say, interpreter, who I think, you know, he has been put on the spot with some tricky science today, and he's done incredibly well, Barish. And to thank amazing both Agunishin and Marahem. So thank you so much for this wonderful talk. Çok teşekkür ediyorum ikinize de. Eğer bu fikirleri daha ayrıntılı bir şekilde incelemek isterseniz bu kataloğu edinmenizi önereceğim. Burada hem benim bir makalem var hem de Matt özellikle doğadaki yerimizi anlamada hayalin, hayal gücünün rolünü anlattığı bir metin kaleme aldı. Aritmi sergisi Ağustos sonu Eylül başına kadar devam edecek. Tabii ki bu süreçte emeği geçen Asu Hanım'a, Başak Hanım'a, Kumru Hanım'a, Lara Hanım'a teşekkür etmek istiyorum. Tercümanımıza teşekkür etmek istiyorum. Ve en çok da tabii ki bugünkü sohbetimizi bu kadar güzel kılan Güneşin Hanım ve Muharrem Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum. And thanks also obviously to Matt, who came up with this incredible artworks. And his work is being shown in UK at the moment. Kew Gardens has got fantastic press in the UK at the moment, being covered by The Guardian, The Times, really, really amazing press. And some of the same works are being shown as here. So please do go and see that if you're in the UK, but otherwise come here to Istanbul and see the show. So thank you very much. Tabii ki bu sergiyi mümkün kılan Matt Kolishov'a asıl teşekkür etmek gerekiyor. Matt'in eserleri şu anda İngiltere'de Kew bahçelerinde de sergileniyor ve Guardian olsun, Times olsun basın organları da çok olumlu bir şekilde ele aldı Matt'in eserlerini. Orada sergilenen eserlerin arasında buradakiler de var. Dolayısıyla fırsatınız varsa İngiltere'de, yoksa burada eserlerini incelemenizi öneriyorum.